Artık gözleri daha sert. Yatak almak lazım yoksa benim belim ağrıyor. Çok yumuşak. Çok kötü. Bizim evdeki bayağı yumuşak. Selçuk'un bayağı sırtı ağrıyor o yüzden. O yüzden karavana biraz sert almaya karar verdik. Bu orta sertlikte olanıymış. Bir de açılır kapanır sandalyemiz eksik ama o kadar çok yer gezdim ki Berlin'de. Doğru düzgün hiçbir yerde kalmamış. Hatta dün de haberlerde görmüştük, Türkiye'de bile çadır işte açılır kapanır sandalyeler tükenmiş. Almanya'da aynı şekilde, o yüzden dedik Ikea'dan bir de bakalım. Bayağı da uyguna var yani, 6 euroya var. Şunu beğendim ama biraz ağır. Bunlar güzel. Bundan alalım, sonra Türkiye'de buluruz tamam. Belki. Bizim gittiğimiz Ikea'da alacağımız yataktan yokmuş. O yüzden şimdi başka Ikea'ya geldik. Artık içimiz dışımız Ikea Bauhaus oldu. Değil mi? Arabanın içi de Ikea Bauhaus oldu. Çok önemli olan şu olay. Bu yalıtım yapışkanından kesinlikle kullan veya başka bir şey kullanın ki. Yani bu tahta şu boyalı yere geldiği an öyle bir gıcırtı yapıyor ki bunu ne kadar zahmetli de olsa ve uğraştıracak olursa olsun bunu kesinlikle yapın, sonradan çok pişman olursunuz. Böyle ufak ufak böyle yapsanız bile yeterli. Değebileceği yerlerde. Aslında komple yapsanız daha sağlamdı ama gereği yok. Yani o kadar daha bakmaya gerek yok. Ben şöyle... Biz ilk başta bu malzemeden bol bol kullandık. Şimdi bayağı az kaldı. O yüzden biraz tasarruflu kullanıyoruz. Aynen. Ama az bile olsa bayağı yeterli oluyor. Çok fark ediyor. Çok fark ediyor. Vallahi bin pişman olursunuz. Bunu kesinlikle yapın. Gıcır 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 içinde dayanılmıyor. Şu an bizde Allah'a şükür hiçbir yerden ses çıkmıyor. Bu çıtalarımızı şu şekilde sabitliyoruz birer vidayla. İki tane yeterli, oraya gerek yok. Ondan sonra yatağımızı koyduğumuzda şu araya bir şey düşse bile ne aşağı düşmemiş olur. Elinize attığınızda burada alabilirsiniz. Evet, şimdi sıra yatağı açmaya geldi. Aynen. Şimdi her şey hazır. Yatağımızı açıyoruz. Buradan mı açıyoruz? Evet, çırçır. Kendinden mi açılacak bu? Galiba. Yok. İster et birden lap diye açılır. Buradan da İşte burayı yok, burayı şimdi açtın mı bak açılıyor. Şimdi burayı aç, birden açılır. Şunu şöyle. Aynen, biraz daha açılıyor. Bunun ama tam şeyine gelmesi biraz sürüyormuş. Kabarması. Böyle açacaktık ya. Çevir. Burası 6. Öyle mi? Evet. Gerçi biz bunu zaten biraz keseceğiz. Yatağın kılıfı çıkıyor fermuarlı. Bu fermuarını açıp boyutuna göre keseceğiz. Tamam, şimdi hemen çevirelim. Bunu böyle kaldıralım. Televizyona dikkat. Yatağımızın genişliği 1.80 ama arabamızınki 1.76, 1.75. O yüzden ekstra böyle
kılıfı çıkan yatak aldık ki açıp kesebilelim diye. Şimdi 5 santim kesiyoruz. Yatağın bu kenarlarını da 10'a 10 kestik. Çünkü kapının tam kenarına denk geliyordu. Şimdi de oturma alanımızın üstüne sünger almaya geldik. Evet, süngerleri almaya geldik. Önceden böyle bir çizim yaptık ölçülerimizi. Geldik. Her çeşit sünger var kalınlıkta işte. Burada da var mesela 5, 6, 8 santim. Bunlar özellikle oturma ve sırt bölgesi için yumuşak ve sertliğine göre. Burada mavisi var, beyazı sırt için. Bu biraz daha yumuşak, bu biraz daha sert. Yani burada bütün işlemleri güzelce kestirebiliyorsunuz. Bak yukarıda da var, görüyor musun? Her bir şekilde. Yani böyle süngercilerde ne ararsanız bulabilirsiniz. Tek bir bildiğim dükkan zaten Berlin'de burası var. Ta eskiden biliyorum. Bir sefer daha böyle bir şey lazım olmuştu. O yüzden burayı bildiğimiz için buraya geldik. Şimdi ölçülerimizi verdik. Evet. Oturma grubumuzla süngerlerimizi kestireceğiz. 10 dakika sürecekmiş kesmeleri. O yüzden dışarı çıktık başka müşteriler girebilsin diye. Malum korona. 10 dakika süreceğini söylediler. Biz de şimdi bir bu güzel havada ne yapalım? Dondurma yiyelim. Bir dondurma yiyelim. Ondan sonra zaten işlerle devam edeceğiz. Yine elleri doldurmuşsun. Evet. Güya dondurma yiyecektik ama dondurma yerine yastık falan çarşaf aldık. Şimdi pazara geldim. Karavana perde alıyorum. Ne yapıyorsun? Oturma grubumuzun süngerlerin kılıflarını diktim. Böyle. Perdelerimizi de diktim. Şu şekilde. İlk defa dikiş dikiyorum ama fena olmadı sanki. Değil mi? Evet. Yine ne yapıyorsun? Son aşamalara geliyoruz. Güzelce rakamızı da tutturacağız. Bunları söktüm. Zaten Berlin'de böyle normalinde hani 4 haneli olması gerekiyor. Ama ben bunları her defasında böyle kısa yaptırıyorum. Normalinde biraz daha uzun oluyor. Ve bunu böyle sade taktım mı güzel gözüktüğünü düşünüyorum. O yüzden şimdi bunu söktüm. Bunlar büyük kaka için bak. Normalinde bu boyutta. Bizimkisi daha kısa olduğu için bunlar çıkıyor. Bunu direkt montaj ediyoruz. Thank you.
Bu kadar. Evet, evimiz nihayet bitti. Geriye sadece yerleştirmesi kaldı. Evden eşyaları falan indirdim. Yani çoğusunu indirdim. Birazdan bir arkadaşım da gelecek. Hem bana biraz yardım edecek hem de yola çıkmadan önce görüşmüş olacağız. Biraz kız kıza evi yerleştireceğiz. Oh my god! Hoş geldin. Ay, Ebru bize ev hediyesi getirmiş. Bu pek ama ev görmesi değil, yardıma çağırmak gibi oldu seni. Çok teşekkür ederim. İnanmıyorum ya. Makarnalara bakar mısınız? Karavan. Çok tatlı. Yiyip beni düşünürsünüz. Evet. Thank you.